Bir sene oldu bu eve taşınalı. Evin bana genel olarak herhangi bir artısı kalmadı resmen. Sürekli bir stres, sürekli bir zarar oluşturabilecek şeyler çıkıyor karşıma. Mesela bu evde çok fazla kayıt yapamıyorum. Niye evin ön tarafı stada bakıyor, arka tarafı marmaraya bakıyor. Kayıt için güvenli bir an aramak istiyorsan ne tarafa kaçsan yine bir gürültü seni buluyor. Sürekli önünden bağırta bağırta arabalar, motorlar geçiyor. Orası ayrı sıkıntı. E bir de evin önü tüm gün boyunca güneş alıyor. Sıcaktan artık bunalıyorsun. Baygın geçiriyorsun. Hadi bunlar neyse de evi tutarken de aklıma takılan bir olay vardı işte şaibeli bir durum. Evin otoparkı var ama yarı açık bir otopark. Ön tarafı bariyerle kapatılmış ama yanından rahatlıkla girilip çıkılabiliyor. Hatta ben de motorlu or taraftan girerdim. Sürekli evden bakkala doğru giderken motorun çalınıp çalınmadığına bakardım. Çünkü çok rahat çalınabilecek bir konumdaydı. Geçtiğimiz hafta İzmir'den döndüğümde bir baktım motorun kontak kablolarını dışarı çıkartmışlar. Ucunu soymuşlar. Düz kontak yapmaya çalışmışlar büyük ihtimalle. Onu görünce motoru daha gizli bir yere soktum. İnternetten de ekstra olarak zincir ve bir tane daha disk kilidi siparişi veriyordum. Ama sağ olsunlar dün motorumu çalmışlar. Şu an bile podcast'i yaparken bir yandan da anahtarımla bakıştık biraz. Polisler ve birkaç arkadaş da bu konuda tavsiye vermişti. O yüzden buradan da dile getireyim. Bajaj Pulsar RS200 beyaz bir model. Kadıköy etrafında olur büyük ihtimalle. Sol tarafındaki koruma plastiğinde eziklikler var. Denk gelirseniz ve yakalamama yardım edebilecek bir şey olursa Oluşursa, benden de o kişilere güzellik olur. Yani şöyle bir 5-10 bin lira bir teşekkür mahiyetinde bir şey verebilirim. Burada süreç şöyle işliyor. Polisi arıyorsunuz. İlk de polis gelmek istemiyor. <laughs> Onun da altını çizmek gerekiyor. Yani gelip de Aa, buradan çalındı, dur şuradan çalındı. Belki bir şey olur, parmak izi bulunur vesaire. Bu konuda herhangi bir hiçbir şey yapmadılar. Dediler ki o bölgede kamera kaydı vesaire var mı? Var dedim. Dedim bir kontrol edeyim öyle arayayım size. Buldum. Bizim apartmanın zaten bayağı bir kamerası varmış. Polis Polise bildirince bir Yunus ekibi yolladılar. Onlar geldi, bir baktı etrafa, ama herhangi bir şey yapmadılar devamında. Dediler ki tamam sen karakola git. Karakola gittim, aynı şeyleri tek tek anlatmaya çalıştım. Bir tutanak tutuldu, biraz yalandan bir tutanak gibi. Diyorlar ki bana plakası varsa bulabiliriz ancak. Ulan motoru çalacak kişinin zaten ilk yapacağı iş plakayı değiştirmek. Yani bu konuda herhangi bir şeyin olabileceğini de ben görmedim. Zaten şeyi de beklemiyorum tabi kaportacı kaportacı gezip de böyle motoru arayacaklar. Ama resmen hırsız salak biri ise anca bulunabilecek bir şey. Şu an büyük ihtimal benim motoru çoktan sökmüşlerdir. Hatta şeye benzettim Transformers 2'de miydi 3'te miydi neydi o Mısır piramitlerinin olduğu bölüm var ya orada bir yaşlı otobot kendi parçalarını Optimus Prime'a feda ediyordu. Benim şu an motorda onu oluyordur büyük ihtimalle. Siz bu podcast'i dinlerken siz bu podcast'i dinlerken çoktan sökmüşlerdir motoru. Günün başlangıcında şöyle bir 130 bin liralık olduk. E şimdi şöyle bir şey var. Ben sürekli İstanbul içinde gezen biriyim. Tabii ki iş temalı gezmeler bunlar. Bir sahneye gidiyorsun. Oradan başka sahneye. Oradan stüdyoya geçiyorum. Organizasyonlu anlaşmalar için vesaire böyle sürekli git gel yapan biriyim. Haliyle toplu taşıma vesaire öyle kolay olmuyor bizde. Yani buradan Beşiktaş'a bir buçuk saatte gidiyorsun toplu taşımayla. Motorla 10-15 dakika arası sürüyor bu. Şimdi 50-60 bin liraya 125'lik bir scooter alacağım. Onu da ekleyince bugün neredeyse şöyle bir 200 bin lira oldum gibi oldu. Hayırlı olsun be. Geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Şimdi benim sahneler genelde dolu dolu geçiyor. Yani ekstra bir olay olmadıysa İzmir'de gidiyorsun 100 bilet satıyorsun. Ankara'da 100 bilet satıyorsun. Bursa'da yine aynı şekilde 60 ile 100 arası. Genellikle gösterilerin %90'ı solda at geçiyor. Hani Sakarya'dır Bandırma'dır buralarda pek bilet satmaz zaten. Orası daha çok ekstra. Hani bir dur orada da çıkayım da setlerim gelişsin kafasıyla ilerleyen bir şey. E böyle olunca tabii ki gelirimiz hoş. Ama gider konusunda da işte ilk gösteriyi yayınladığımdan bu yana her ay bir şey çıkıyor bana ve o ay o gelirimi alıyor. Mesela bu ay gelirini de hem motorun çalınması hem yeni motor hem bilgisayar almak bir de Bodrum gösterinin iptali için 25 bin lira girmişti. Onlar aldı. Misal bu ay 6 haneli bir zarar yazmışım. Böyle bir durumda da işte bedelliden biriktirdiğim paradan yiyorsun. Valla şaka maka bir iki tane daha sorun çıkarsa ben 6 ay gideceğim askere. Valla kafam atacak. Sürekli masraf sürekli masraf bunu aldım. Ama sinir bozucu nokta da şu. Şimdi benim meslekte hikaye anlatmak ya. Motor çalındı 10 dakika sonra sahne için şaka yazdım ben ya. Bendeki de artık gamsızlık. Belki de bu gamsızlığımdan kaynaklı bana sürekli bir şeyler geliyor. Bir insanın bir günü bile mi doğru gitmez? Gitmiyor. Bela mıknatısıyım resmen ya. Gelin diyorum gelin. Millet diyor ki bana nasıl bu kadar hikaye çıkartabiliyorsun? Geçenlerde daha ayın yarısındaydım. Bu ay başıma gelebilecek anlatmaya değer en az 12 tane mi 13 tane mi ne hikaye vardı. Ya da bilmiyorum kimin bedduasını aldım. Bir de şunu düşündüm bir yandan da. Belki de simülasyon teorisi vardır ve küçükken biz oyunlar oynarken dalgasını oyun oynardık ya GTA Vice falan. Karakteri böyle süründürürdük. Sims'te mesela karakterimizin evine meteor atardık. Büyük ihtimal beni de 6-7 yaşlarında bir velet oynuyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ve şunu da belirtmem gerekiyor. Motorunuza ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın çalınması 5 dakika sürüyor. Disk kilidi mi alıyorsun? Belli bir asit mi döküyorlar? Onunla çözüyorlar. Zincir mi taktın? Zaten kırıyorlar onu. Direksiyon kilidi desen ayağınla itince hemen kırılıyor zaten. Hı hıp hızlı çalıyorlar. En kötü gidiyorlar motoru kaldırıp götürüyorlar. Ve eğer motorunuz çalınırsa da polis herhangi bir şey yapmıyor. O konuda da bilginiz olsun. Mümkünse kapalı otoparka yerleştirmeye çalışın. Kapalı bir yerde olsun o motor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.